Merhaba değerli izleyenler, Kıbrıs TV ekranlarından Günözü programıyla karşınızdayız. Bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi, aile danışmanı ve psikolojik rehberlik ve danışmanı, düzeltiyorum kusura bakmayın, Profesör Doktor Sibel Dinçürek ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Hoş bulduk Dilan Hanım. Çok teşekkür ederim. İnşallah güzel bir yayın olur diye düşünüyorum. Bizi izleyen seyircilere de ekrana geldikleri için de hoş geldin diyoruz. Biz de hoş geldin diyoruz hep birlikte. Umarım siz de keyif alacağınız ve izleyicilerimizin de keyif alacağı, öğreneceği hem de bunun yanında güzel bir program diliyoruz. Ve direkt ben aslında konuya da girmek istiyorum. Sohbetimize başlayalım. Biliyorsunuz ki Sibel Hanım geçtiğimiz aylarda yaşanan iki yıkıcı deprem felaketinden dolayı hala derin bir üzüntün içerisindeyiz. Bunun yanında şimdi önlemler alınıyor depremle ilgili ama bunlar deprem döngülerine karşı biraz aslında bir başlangıç, hazırlık ve daha hazırlıklı olma noktası. Bir de bunun eğitim ve toplum farkındalığı noktası var. Peki ileride, gelecekte, ilerleyen süreçlerde bu eğitim ve toplum farkındalığı büyük bir kapsamlı konu. Bu bizim karşımıza sorun olarak çıkar mı? Evet, öncelikle bizler 6 Şubat'tan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan her birey bunu hissetmiştir. Hem ülkemizde hem de Türkiye'de bulunan 6 Şubat'tan depremden hayatlarını kaybedenlere Allah rahmet eylesin diyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz ve ondan sonra da bir sel felaketi olmuştur aslında. Yine de orada kaybeden vatandaşlarımıza da başsağlığı diliyoruz. Şimdi bu süreç aslında 6 Şubat'ta başlamıştır ama ülkemiz biliyorsunuz bir deprem ülkesi ve sürekli yıllardır travmaya maruz kalmış bir ülke. Savaşlar görmüş, savaşlardan sonra işte bir nesil var hale daha. Şimdi 6 Şubat'ta baktığımızda ilk 10 çıkış noktasına bakalım. Çıkış noktasında 6 Şubat'ta birçok psikolojik danışman ve rehber çok heyecanlandı. Bir an önce işte insanımıza psikolojik destek vermekle ilgili. Ben sosyal medyada da yazdım. Önce böyle bir herhangi bir travma şokunda tamam bence hayatımız değişiyor. Başlangıçta kısa sürede olsa da ruhumuzdan hiçbir zaman silinmez. Ama bunu da bir hapis cezasına getirmek de doğru değildir. Ama şunu da bazı şeylere başlarken adımlar atarken belki ilk anda psikolojik destek değil. Çünkü 6 Şubat'ta bir şok olmuştur. Tüm insanların evleri yıkılmıştır. Ve barınma gibi bir ihtiyaçları, evet, yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçları dediğimiz temel ihtiyaçları karşılamadan psikolojik gibi ihtiyaçları karşılamak çok doğru değildir. Kesinlikle. Şimdi, yolumuz çok uzun Dilan Hanım. Bugün 6 Şubat'tan sonra bizim meslek grubumuz, psikolojik danışmanlık, psikiyatri, psikologlar inanılmaz önümüzde uzun bir süreç var. Şimdi bu temel ihtiyaçlarını insanımız tamamladıktan sonra psikodestek eğitim hem okullarımızda ivedilikte gelmesi lazım. Zaten alanda şu anda Türkiye'de ve Kıbrıs'ta psikolojik danışma hizmetleri bir tek kurum ve kuruluşlar, okullarımız, orta öğretimde destek verebiliyorlar. Ama ilkokullarda psikolojik danışmanların çok az olduğu ve bir öğretmenlerimize psikodestek eğitimi vermemiz gerekiyor. Yani depremzede okuluna gelmiştir veya maruz kalmıştır. Çocuklarımızla ekran karşısında kalmışlardır veya kulaktan duymuşlardır. Evet. Biz bireyler, büyükler tabii ki çok rahat, daha kolay atlatabiliyoruz ama çocuklara mutlaka bu konuda birinci derecede, ilk öğretimde, işte okul öncesinden başlayacak öğretmenlerimizin destek vermesi, o güven duygularını tekrardan yapılandırmaları, okula giderken işte kulaktan duydukları değil de doğru merciden, kimdir onlar? Öğretmenlerinden, evet, ve yöneticilerden durmaları için psiko eğitim vermekle ilgili hemen bir girişime geçtim. Neydi geçtiğim girişim? Ben travmayı veren bir hocayım okulda. 2 yıl önce YÖK'ün travma ve bireysel uygulama diye bir ders açtı.
Biz psikolojik danışmanlara bu dersi veriyoruz. Ben bu konunun uzmanı olarak, bir ders veren hoca olarak, bizim başımıza daha önce böyle bir olay gelmedi. Uygulama yapmadık. Ve bununla ilgili hemen sahada çalışan hocalarımızı Türkiye'de mesaj yazdım. Bu gibi durumlarda ne yapılması gerekiyor halkın? Bana 2-3 gün sonra mesaj geldi. Buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum Profesör Doktor Özlem Kararmak hocamıza. Ben dedi Hatay'daydım, onun için size geç haber veriyorum. Sahada çalışıyordum şu anda. Direkt destek veriyorum. Ve psiko destek eğitimi nasıl verebiliriz? Hem psikolojik danışmanlara, hem orta öğretimdeki öğretmenlerimize, hem de ilkokuldaki öğretmenlerimize. Adım adım bize bir plan çıkardı. Ve biz 4 arkadaşımız Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde, Gülen hocamız, Yeliz hocamız ve Sertan hocamızla birlikte bir psiko eğitim programı çıkarttı. Ve bakanlığımıza yazdık. Dedik ki böyle bir öğretmenleri eğitmek, hem orada çocuklarına etkinlikler yaparak psikolojik destek vermek. Danışmanlık değil, destek verip evet, onların duygu ve düşüncelerini geliştirmek, rehberlik etmek istiyoruzla ilgili bir program yaptık. Hatta onunla da kalmadım ben. Master öğrencilerim, yani psikolojik danışman olan öğrencilerimizi bugün hep ilkokullara tek tek yönlendirdim, bakanlıklardan izin alıp. Hem öğretmenlere psikodes eğitim verecekler, hem de orada bulunan öğrencilerimiz varsa destek verecekler, rehberlik yapacaklar. Çünkü dediğim gibi yolumuz uzun. Bu bugün bitecek bir şey değil. Kesinlikle. Önümüzde yol çok uzun diyoruz. Sibel Hanım, peki biliyorsunuz ki bu tarifsiz ve derin üzüntüyü yaşarken bunu en çok da kayıpları olan, sevdiklerini kaybeden ailelerimiz, arkadaşlarını kaybeden çocuklarımız, özellikle ülkemizde de biliyorsunuz ki Gazi Mosa bölgesine ard arda da acılar düştü. Önce güzeller güzeli bir kızımızı, ardından da meleklerimizi kaybettik. Öncelikle biz öğrencilerimize, çocuklarımıza, kayıpları olan yakınlarımıza nasıl bir destek olmalıyız? Yani özellikle travma yaşayanlar, hani siz daha iyi biliyorsunuz uzmanlık alanınız, yaz süreçleri var. Ya bu yaz sürecindeler şu an bu insanlar. Onlara nasıl bir destek olunmalı, nasıl adımlar uygulanmalıdır? Evet. Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Ben başka televizyon programlarında da bunu ifade ediyorum. O insanları, yasta olan insanları biz ayağa kaldırmayacağız. Göreceksiniz ki zaman içerisinde ne kadar güzel bir grup olmuşlar. O yaslarının içerisinde o çabalarını görmek, çocuklarının işte İSAS'ta enkazın altında kalmak, adalet için çabaları ve çocuklarının bu süreç içerisindeki yaşadıklarını kendiler organize olmuşlar. Sonra bizleri organize etmişler ve bu mücadelenin ve en önemlisi dayanışmayı bize tekrardan yaşatmışlar. Onun için ben hep söylüyorum, bizler de onlar bizim elimizden tutacaklardır ve yol alacağız. Bunu ilerleyen günlerde göreceksiniz. Çünkü depremi yaşamış olan insanlar veya bir yakınını kaybetmiş olan insanlar artık daha da güçlenerek, daha da psikolojik olarak belki çok büyük çöküntülük yaşamışlardır, ama insani değerlerden açısından bizim fark etmediğimiz noktaları önümüze koyuyorlar. Hep birlikte yapmaya çalışıyoruz. Mesela bizim Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin nasıl bir politika izlemiştir? İzlediği politika şuydu. Önce depremde olan tüm öğrencilerimizi tek tek aradık. Ve tek tek sorduk. Bir şeye ihtiyaçları var mı? Ne gibi maddi, manevi destek, neler yapabilirler? Çünkü en doğru cevabı onlardan alacaktık. Şimdi bilimsel olarak ya da kitaplarda yazılanlar bazen uygulamada ne yapmıyor? Çalışmıyor. Çünkü birebir o kişiden alıyorsunuz. Tek tek öğrencilerimizi aradıktan sonra dedik ki 14 Nisan'a kadar öğrencilerimize müsaade edelim o hal olan bölgede. 14 Nisan'dan sonra gelsinler sınıfa yapsınlar. Şimdi sınıfa girdim ve yoklama alıyorum. Yoklama aldığımda bir öğrencimin Kıbrıs'ta olduğunu ama OHAL bölgesinde olduğunu ve sınıfa gelmek istemediğini
bir öğrendim. Dedim ki nerededir? Lütfen bana bir müracaat etsin. Geldi, erkek çocuğuydu, oturdu. Dedim ki sınıfa gelmek istemiyorsun, öyle duydum. Sonra o süreç nasıl yaşandı? Neler söylemek istiyorsun? Gözleri dolarak hocam dedi, bütün hiç evimiz kalmadı. Şu anda çadırda oturuyoruz ama hiç önemli değil dedi. Biz şu anda sağ salim buradayız dedi. Ben sizden müsaade istiyorum dedi sınıfa gelmemek için. Çok doğal. Kendini biz bile hazır değiliz ders anlatmaya. Kesinlikle. Psikolojik olarak çocuklarımızın o halini bizler de kayıplar verdik. Kendi öğrencilerimizin kayıpları vardı. Gencecik onları bir psikolojik danışman ettik, memleketlerine gönderdik. Sonra onların ölüm haberleriyle geldik. Bizim için de zor bir süreçti. Dedim ki ben sana tavizler vereceğim. Gelmemen için her türlü ortamı hazırlayacağım. Ama benim de senden bir istediğim var. Ben senin için çaba harcıyorum. Sen de benim için çaba harcaman lazım. Çünkü o çocuk sınıfa gelirse, sınıfa dersi dinlemesi değil, o çocuğun iyi halini görmek, yani yavaş yavaş yaralarını sarıyor olması ve birlikte biz Türk toplumu olarak yaralarımızı birlikte saran, birlikte ağlayan, birlikte gülen insanlarız. Birinin mutsuzluğu bizi hemen yansız. Çünkü bir adalının verdiği kültürel faktörler de var. Evet. Sen bu sınıfa gelirsen ve benim için çaba harcarsan, sadece benim için değil, Yeliz Hocan için, Sertan Hocan için ve en önemlisi arkadaşların için. Emin ol, o sınıfa çok daha rahat ders yapacağız dedim ve bugün bana geldi, ben sınıfa girmek istiyorum dedi. Çünkü o da benimle beraber omuz vereceğiz. Birbirimize bunları konuşacağız ve biz onlardan doğruları arayacağız. Şimdi çok gencecik çocuklarımızı kaybettik. Maalesef. Ailelerin çok büyük kayıpları var. Çünkü kendi canları gitmiş. O canlarının gitmesi biz büyük olarak taziyeye gittiğimizde kelimelerin kefayetsiz kaldığını biliyoruz değil mi? Evet. Başın mı sağ olsun diyeceğim, sabırlar mı dileyecektim? Ne diyeceğimizi biz bile bilemedik. Çünkü böyle bir olay ilk defa başımıza giriliyordu. Çok zorlandık. onun için sessiz kalmak bazen çok iyidir. Ben hep çocuklarını kaybedenlerin sosyal medyadaki söylemleri, davranış biçimlerinden de hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü onları incitmek, onların sözüne söz söylemek ya da şunu yapmak çok da doğru değildir. Çünkü bu süreci biz daha önce yaşamadık. Kitaplardaki gibi değil. Çok büyük bir ızdırap ama bizim en büyük dayanışmamız adalet yerini bulduğu zaman belki olacaktır. En büyük desteği o zaman vereceğiz. Bu yaz süreci sürecek. Bizim için de sürecek, onlar da sürecek. Yavaş yavaş destek alarak, psikolojik destek alarak hem çocuklarımız, özellikle çocuklarımızı okullarda veya dışarıda söylenenlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle sosyal medyada Dilan Hanım. Çünkü biz belki çocuklarımızı kaybettik, geleceğimizi kaybettik. Bu bizi çok üzer, çok çocuklarımızı kaybettik ama onlar arkadaşlarını kaybetti. Evet. Arkadaşını kaybetmek özellikle o yaşta çok önemlidir. Onlar arkadaşlarını kaybettiler oturdukları zaman. Onlar da bu kaybeden ailelere destek olacaklar. Çünkü nasıl destek olacaklar? Göreceksiniz ki bir aile çocuğu olan ve çocuğu zaman bir yere gittiği zaman çocuğunun arkadaşlarını görmek insanı çok mutlu eder. Çünkü onlarla yaşarsınız. Ben kendimden biliyorum, kızım İngiltere'ye okumak için gittiğinde çok büyük özlem duyardım. Ama arkadaşlarını gördüğüm zaman haz alığı aynı sıcaklıkta. Çünkü onların çocukları bizim de çocuğumuz oluyor. gençlere burada onlara gidip sohbet etmeleri, onlarla birlikte olmaları. Onlar ne kadar güzel evlatlar yetiştirmiş bu aileler. Bir sporcu yetiştirmek çok da kolay olmuyor. Evet. Çok özel çocuklar. Bunlar sadece başarıları koleje girmekle değil. Birçok yönden çok yönlü çocuklar. Sanatla uğraşan çocuklardı. Büyüklerine karşı çok saygılı, çok böyle
merhametli çocuklardı. Annelerin anlatmalarından duyuyoruz. Babalarının söylemlerinden biliyoruz, tanıyoruz. Bu güzel aileler bize örnek olacaklar. Bizim gelecekteki çocuklarımıza örnek olacaklar. Onların ellerinden tutup onların daha iyi yetişmeleri için yol gösterecekler. Bence kılavuzumuz bu çok değerli aileler olacaktır diyoruz, psikologlardan daha çok. Kesinlikle, yani söylediklerinizin her kelimesine katılıyorum Sibel Hanım. Biliyorsunuz ki şimdi biraz önce açıklamalarınızda bir öğrencinize bir nevi aslında empati yaparak çok güzel yaklaşıp aslında onu yeniden hayata kazanmışsınız. Tabii. Peki özellikle okullarda çocuk, yani ortaokul, lise, üniversite gibi eğitim kurumlarımızda travma yaşayan çocuk ve bireylere, öğrencilerimize nasıl yaklaşmalıyız? Çünkü evet, biliyorsunuz ki ülkemizde de bir okullarda aslında psikolojik danışman sizce yeterli mi, yetersiz mi kalıyor? Evet, şimdi bizim PEDERE Derneğimiz var. Orta öğretimde ve liselerde psikolojik danışmanlar yeterli ve donanımlı ve yeterince sayıda var. Onlar da hemen şeye, Özlem Hanım'a başvurmuşlar ve onlar da bir eğitim sürecinden geçtiler. Nasıl olacağı, nasıl yaklaşmaları gerektiğini söylediler. Bu eğitimi aldılar. Bence yeterli, psikolojik danışmanlarımız bu konuda donanımlı ve sahaya indiler ve bununla ilgili çalışmalara da başladılar. Şimdi nasıl yaklaşmalı? Tabii ki bir psikolojik destek verecekler. O zaten o konuda donanımlı. Sınıfta öğretmenler ne yapacak? Çünkü biz, onlar psikolog değil, psikolojik danışman değil. Bu olayı çok da abartmadan, her okula göre de spesifik olarak değişmesi lazım. Çünkü bir kolej var orada, arkadaşlarını kaybetmiş. Ama bu tarafta Namık Kemal Lisesi var, olayın içinde olmuş. Onlar da, değil mi? Evet. Travmadan namalandılar, yani bir şekilde orada oldular. Hayatta kaldıklarına sevinemediler. Sonra okullarına geldiler. Okullarında işte ortam değişti, fiziki ortam değişti, değil mi? Çadırlara gittiler. Şimdi ben uzmanlardan çok halkımıza buradan seslenmek istiyorum. Vereceğiniz her türlü söylem sosyal medyada, bu, çünkü bu çocuklarımız bizlerden çok daha iyi sosyal medyaya giriyorlar ve çok iyi kullanıyorlar. Onların vereceği yanlış söylemler hem güvensizlik ortamı yaratacaktır, hem de çocuklarımızda bulunduğu ortamdan yaşama isteğini de kıracaktır. Çünkü çok izliyoruz, bize hem mesleğimiz icabı bakıyoruz, ne olabiliyor ülkemizde, ne gibi söylemler. Keşke profesyonellere bırakılsa, onlar ne yapacağını çok iyi biliyor. Yani psikolojik danışman ve rehberler okulda o hizmeti verecekler. Bizim yanlış olan sosyal medyadır. Sosyal medyadan, burada yetişkinlerden lütfen bu konuyu uzmanlara bırakınız. Söylemlerinizde depremle ilgili veya vereceğiniz her dönütü lütfen sessiz kalınız. Ben bile bu konuda uzman veya psikologlar sessiz kalıyoruz. Kelimeleri yazarken çok dikkat ediyoruz. Çünkü vereceğimiz her kelime çocuğa direkt zarar verecektir. Ergene zarar verecektir. Öğretmenler bu konuyu konuşmaktan kaçınmasınlar. Konuyu konuşsunlar. Ama bu konuyu çalışırken, söylerken çocukların meslek seçiminde bile insan eliyle nasıl bir felaketin olabileceğini, evet, ve insanların bunun için sorumluluk alması gerektiğini vurgulasınlar. Bunları hatta ben şey diyorum, ayrı eğitim sistemimizde depremle ilgili okul öncesinden başlayarak ta lise sona kadar eğitimler verilmesi lazım. Değil mi? Meslek seçimi bile seçerken, sorumluluk alırken, bir mühendis olurken, mimar olurken aslında sadece mesleğin kriterlerini değil, etik, değil mi? Mesleğin etik kurallarına sahip olurlarsa bugün yapılan o binalar ne yıkılırdı,
ne de bu kadar ölümler olurdu. Kesinlikle. Aslında biraz da bu hem sizin de söylediğiniz gibi ama biraz da insanın o ahlakıyla, o vicdanıyla aslında o hani dediğim gibi yine sizin uzmanlık alanınız ama o çocukluktan beri aile eğitimiyle aslında başlıyor değil mi bir nevi? Kesinlikle. Hep biz başarılı, mutlu çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Mutlu, başarılı insan derslerinde tabii ki başarılı olması çok büyük bir mutluluktur anne için, baba için. Ya da bir spor dalında çalışması, kazanımlar çok önemlidir ama biz öncelikle ahlaklı, etik değerlere önem veren, sorumluluk sahibi ve bulunduğu ortamdan mutlu olan çocuklar yetiştirmek gayemiz olmalıdır diyoruz. Bunu da tabii ki ilk ailelerden eğitim alacağız. Aileler çok önemlidir. Okullarda bunlar öğretilmez. Bunlar aileden kazanılır. Eğitimle de pekiştirilerek gidilir. Onun için ailelerimize de çok sorumluluk düşer. Kesinlikle, kesinlikle Sibel Hanım. Biliyorsunuz ki şimdi meslek etik kurallar demişken özellikle okulların da kapanmaya az bir zamanda kala sınav maratonu da başlayacak liseli öğrencilerimiz için. Çünkü birçok liseli gencimiz geleceklerini ve geleceğimizi inşa etmek için aslında üniversiteli olacak. Bu da aslında önemli bir konulardan biri diye görüyorum. Geleceklerini ve geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin bu meslek ve motivasyon konusunda neler yapılmalı, hangi yolları izlemeliler, aslında doğru meslek seçimiyle geleceğin etkisi nedir? Tabii ki meslek hayatımızda iki önemli şey var. Bir mesleğimiz, bir de hayattaki seçeceğimiz eşlerimizdir, partnerimizdir. Bunlar sizin hayatınıza, iyi oluşunuza, hayattan mutlu olmanıza sebeplerden, nedenlerden bir tanesidir diyoruz. Ama bir baktığımızda bizim ülkemiz meslek odaklıdır. Yani biz annelerimiz ve anneler ve babalar eğitime çok önem veren insanlarız. Çocuğumuzun iyi bir meslek sahibi olmasını çok isteriz. Bunun için de çabalar harcarız. Ama şimdi 21. yüzyılda bununla da ilgili yapabildiklerimiz olması lazım. Yani çocuğumuzu derslere göndererek değil, derslerde işte şu dershanelere gönderip sürekli ders almakla değil. Madem biz artık bilinçli aileler olduk. Yani bugün artık kadında eğitimli, artık kadının da söz hakkı var Kıbrıs'ta değil mi? Evet. Bizler de okumuş ve meslek sahibi olan bireyleriz. Kıbrıs'ın baktığımızda yüzdelik olarak diğer ülkelere göre daha fazla. O zaman biz eğitimliysek bunun gerekliliklerini yerine getirmek istiyoruz. Ben gene bir araştırmamızı ben söylemek istiyorum. Yaptığımız bir araştırmada 5. sınıf öğrencilerine yaptığımız bir araştırmalarda ilkokul 5. sınıf öğrencilerimizde saldırganlık düzeyi yüksek üniversite mezunu ailelerin çocuklarında daha çok çıktı. İlkokul ve ortaokul mezunlarından. Ve biz şöyle bir yorum getirdik. Ya biz çok üniversiteliyiz diye, yani okumuşuz diye çok ya çok demokratik bırakıyoruz çocuklarımızı ya da o kadar okuyacağız diye çocuklarımızı ihmal ediyoruz. Şimdi baktığımızda, doğru, gördüğümüzde biz de eğitim odaklı olduğumuzdan dolayı biz eskiye göre, yani bizim nesil, yeni nesile göre çok daha mutlu çocuklar. Baktığımızda daha çok eğitim imkanı yoktu, işte daha fakir bir ülke, sosyoekonomik düzey. Neydi bunlar? İşte annenin çalışmıyor olması, evde çocuğunu direkt hem eğitimini hem de sorumluluk alarak ilgi ve alakasını vermesi, babanın da buna daha katkı sağlaması, çocuk daha hem mesleğini seçmede hem de insani olan ilişkilerinde hem de ders başarısında daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bugün biz çok küçük bir toplumken üniversitede kazanımlarda tıp fakültesini, mühendislik fakültesini kazanan bireylerdik. Şimdi baktığımızda üniversite kazanımlar çok daha azdır. Değil mi? Türkiye'ye gitmekte daha çok zorlanıyoruz. Evet. Daha çok ders alarak. İşte ailelerin de çocuklar, biz annelerimizin yaşayış biçimini öğrendik.
bize hitaplarını öğrendik. Bize yaklaşımlarını biliyoruz. Ama bir baktık ki ansızın biz de yaşamdayız, çalışma hayatındayız. Bunu biz diyoruz ki ailelerin tekrardan yapılanması gerekiyor. Ve bunun için de Cumhurbaşkanlığımız Sayın Sibel Tatar'ın önderliğinde anne baba eğitimlerine başladı. Bakın. Aile çalıştayları düzenlendik. Aile çalıştayları düzenlendik. Çünkü aile yapımız da değişti. Aile yapımız nasıl değişti? Bugün kadın da çalışıyor ve tek ebeveynli ailelerde var. Baktığımızda %80'lerde bir ayrılmalar var. Boşanmalar var. Demek ki tek ebeveynli çocuklar da yaşıyoruz. Bunu aileler nasıl davranacak? Bilmiyor ki. Geçmişi biliyor. Anneyi biliyor. Tek evlilikler biliyor. Karma evlilikler yoktur. Bugün 136 tane ülkemizde farklı ülkeden gelen bireyler var. Ve baktığımızda boşanmalara Kıbrıs'ta yaptığımız benim yine master düzeyinde danışmanlığı yaptığım bir tezde baktığımızda şiddeti görmüyoruz, ayrılma sebeplerini. Dördüncü sebep olarak görüyor. Birinci sebep kültürel faktörler, fikir alamama ve sorumluluk alamama. Yani demek ki gençlerimiz evliliğe hazır değil. Neden hazır değil? Çünkü yine biz anneler, sağ olsunlar, iyi ki varlar ve babalar, çalışıyoruz diye tüm sorumluluğu elinden alıyoruz. Annelerin ve babaların nedir aldığımız? Çocuk bakımı, değil mi? Bugün anneler babalar bakmıyor. Neneler, dedeler çocuklarına evet. bakıyor. Çok güzel bir şey. Baksınlar da. Sonra öğlen yemeklerinde yine anneler babalar hazırlıyor yemekleri. Çocukları okula götürmeye, çocuklarını etkinliklere götürmeye, yine nenelere, dedelere. Ne yapıyoruz? Sorumlulukları alıyoruz. Aile dediğiniz birey, geniş aile çok önemlidir. Biz bu toplumla yaşıyoruz. Çok da güzel kültürel faktörlerimiz var. Diğer ülkelere görmediğimiz. Pazarları, kebaplar yapmak güzel de tüm sorumluluğu hafta içinde almak biraz yeni evlilere bırakmak gerekiyor. Çocuk sorumluluğunu da biz onlara rehber olmamız lazım, kılavuz olmamız lazım. Ama bir aile kendi içerisinde problemlerini ve sorunlarını çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için bizim ailelerimiz de 21. yüzyılda tekrardan yapılanması, çok kültürlülüğü de evlilikler nasıl olur, bununla ilgili eğitimlerden geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sibel Hanım, biraz önce söylediğiniz gibi bu Cumhurbaşkanlığı himayelerinde aile çalıştığı yapılmıştı ve ilk defa komite tarafından da %88.4'ü bulan bir oran var boşanma davaları göz önünde bulundurularak aile kurumuna da yoğunlaştırılmış bu komite. Yani aslında ada ülkesi için %88.4 bir boşanma oranları, sizin de saydığınız gibi 4 temel unsurdan kaynaklanıyor ama bunların asıl ana problemleri sizce de o saydığınız 4 temel evet, midir? Evet, baktığımızda yapılan her şey, bununla biz kendimize de pay çıkaracağız. Eğitimciler ya da bu konuyla işleyen bireyler olarak, bilim insanları olarak baktığımızda bu konuyla aileyle ilgili çalışmaların da az olduğunu görüyoruz. Yani bence master düzeyindeki ya da doktora düzeyindeki çalışmalarda da önem vermemiz gerekiyor. %88 baktığınızda tabii evlenmek gibi, şunu da vurgulamakta fayda var. Evlenmek gibi ayrılmak da çok doğal bir sonuçtur. Ama bir 5 yılı aldığımda ben 6000 çocuk annesi ve babasından ayrılmış bireyler görüyoruz. Bu çocuklar kimisi annede kalıyor, kimisi babada kalıyor. Acaba bu konuda hazır mıydılar? Tek ebeveynlere, anneler babalar ayrılabilir ama sorumluluklarını alabiliyorlar mı? Bunlar, çünkü yoksa çocuklar arada mı gidiyor? Şimdi bizde bakın ada toplumu olduğumuzda bir yanlış anlaşılma var. Yani herkes ayrılabilir, çok doğaldır da doğru ama kültürel faktörler de çok önemli. Bizde kimse ayrılmak için evlenmiyor ve bir ritüelimiz var değil mi? Nedir o ritüeller? Düğünler bizim için çok bir önemlidir. Değil mi? Kesinlikle. Onun işte kınası var, istemesi var. Bunun dışına çıkan bir birey gördünüz mü Kıbrıs'ta? Yok. Yok. Bir ritüelimiz nedir? Avrupalıyı baktığınızda karar verir iki çift. Değil mi? Gider.
gün alır, evlenir o gün. Annesinin babasının iznini de almasına gerek yoktur. Ama kültürümüze baktığımızda işte oraya gidilir, kızları istenir, onun gereklilikleri, gelenekleri yerine getirilir. Sonra işte kınası olur, düğün ayrı bir coşkulu olur. Bugün 10 bin, 20 bin davetiye dağıtıldığını, değil mi? Evet. Bizler hep bireyler ne deriz? Yaz geldi mi her hafta sonu perşembeden başlayar. Bizler de destek vermek için o yeni çiftlere gideriz. Mutlu. Sonra bakarız, evlenenden çok ayrılanlar o yıl oluyor. Kimse dediğim gibi ayrılmak için evlenmez. O süreci yaşamak için. O yüzden biz de bunun sebeplerini, nedenlerini araştırmak lazım. İşte dediğimiz en büyük sorumluluk almaktan kaçınıyor bireyler. Ben evlendim ama evlendikten sonra yine bekar hayatı gibi yaşayacağım. Ya da kombin yine ailemle birlikte yaşayacağım. Yine yaptığımız bir araştırmada master düzeyinde ve çok iyi bir dergide de yayınlandı. Üç nesilde kimlik oluşumuz bile bizim. Kimlik yapımız üç nesile dayanıyor. Ve bu kimlik yapımızı aileden şey yapamıyoruz, kopamıyoruz. O geniş aileden ada ülkesiyiz. Yani genler yoluyla aslında her şey aktarılıyor. Genler yoluyla ya da davranış biçimleriyle diyoruz. Ailemizin o davranış biçimlerini aktarıyoruz. Ve biz o yaşamı yeni evliliğimizde de sürdürmeye çalışıyoruz. Böyle iç içe geçmiş. Hatta ben anne baba eğitiminden çok nene dede eğitimine de çok önem veriyorum. Çünkü onlara da bir yerde dur demek lazım. Kendilerinin en güzel çağında. En güzel, değil mi? Yaşlılık. Evet. Baktığınızda 65 yaşına gelmiş, torun torba sahibi oluyorlar ya da bazen 40 yaşlarında oluyor. Eşinin en güzel çağıdır, bir değil mi? 20-25 yıldan sonra birlikte çocuklarını evlendirmiş, birlikte bir düzen kurmuşlar. Evet. Yaşayacakken torun torba bir daha sorumluluk biz veriyoruz. Onlar alıyor, biz de daha fazla veriyoruz. Bunların tekrardan yapılanması, bir sürece oturması gerekiyor. Ve 88 çok büyük bir noktadır. 88, bunu Avrupa'da da görmezsiniz. Avrupa çok daha böyle dışarıdan, veya Amerika'ya baktığımızda 10 yıl önce onların da boşanmalar çok fazla olduğundan eskiye dönüş oldu. Yine o geleneksel aile yapısına geçtiler. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü biz kültürel olarak birlikte yaşayan bir toplumuz. Aile yapısı demişken Covid, deprem, ekonomik sıkıntılar biliyorsunuz ki maalesef ki üst üste arka arkaya geldi. Özellikle şu felaketleri yaşadığımız bugünlerde ailede psikolojik, sosyolojik, ekonomik sorunlara yol açarak aslında aile kurumuna bunlar da zarar veriyor mu? Kesinlikle. Sizler de Covid döneminde gördünüz, izlediniz. Bizler hepimiz evlere kapandık ve orada çocuklarımızla ilgili duyguları, düşünceleri, neler hissediyor, daha farkındalık kazandık, değil mi? Bence yanlış bir şeydi. Bir Covid'in olması ve bizim eve kapanıp o çocuklarımızın ya da eşimizle ve baktığımızda şiddet de çok fazla. O dönemde oldu. Kadına şiddet. Doğru, evet. O dönemde oldu. Bunların tekrardan tabii ki çok büyük psikolojik sebepleri vardır. Bunların araştırılması. Yani Covid geldi ve bizler bir yere kapanarak, bunları görerek, yaşayarak değil, toplumun iyi oluş halini, işte bizim psikolojik danışmanın önleyici ve koruyucu hizmetler, bunlar pederecilerin yapabileceği işlerdir. Önleyici ve koruyucu hizmetleri okullarda, öğrencilerimizde tekrardan onları ruh sağlığını geliştirecek rehberlik hizmetlerinizi geliştirmemiz gerekiyor. Biz biliyoruz ki, online sisteme geçtik ama siber zorbalık arttı. Demek ki biz yeterince de iyi kullanamıyoruz bu online sistemi. Bununla ilgili yine önleyici ve koruyucu hizmetlerde psikolojik danışmanlara ve rehberlere okullarda, özellikle okul öncesinden başlayarak, bakın ortaokul veya biz kendi öğrencilerimize, üniversite öğrencilerine, yetişkinlere eğitim veriyoruz.
okullarda öğretiyoruz ama çok geç. Çatışma çözümleme becerilerini çok iyi biliyorlar. Çok geç diyoruz. Okul öncesinden başlayarak bu gibi eğitimleri çocuklarımız alarak daha iyi oluşlarını ve uzlaşıcı, merhametli, sorumluluk alabilecek bireyler yetiştirmek, analitik düşünebilecek çocuklar hep bunlar okul öncesinden. Hatta ders çalışma yöntemlerini küçücük yaşta alınması gerektiğini okul ilkokullara psikolojik danışmanların ve rehberlerin bir an önce istihdam edilmesi ve çocuklarımızı bu önleyici ve koruyucu hizmetlerden yararlandırması çok önemlidir diyoruz. Ve bunun için sürekli ama güzel bir noktaya geldik. Bugün mecliste inşallah yasası çıkacak ve ilk öğretime psikolojik danışmanlar ve rehberler istihdam edilecek. Tabii ki Türkiye'den gelen var. 5 yıl buraya atanan şeyler var ama ta kültürel yapımızı öğrenene kadar ta anlayana kadar yapıyı artık eski Kıbrıs'ta değil. Biz tek bir okuldan mezun olurduk. Hep sosyoekonomik yapımızda kültürel yapımızda birdi. Bugün Gazi İlkokulu'na bakıyorsunuz 17 farklı ülkeden bireyler geliyor. Evet. Türkiye'den gelen ta alışıyor, ondan sonra tekrar becaiş oluyor, tekrardan gidiyor. Bir an önce bunların çıkması çok önemli diyoruz. Aslında Sibel Hanım biraz önce çok güzel özetlediniz. Yaşadığımız olumsuzlukları olumluya çevirmek için eğitimin, sosyal medyanın ya da medya araçlarının ve öneminin okullarının aslında önemini böyle kısaca özetlediniz. Peki her şey sevgiyle mi başlar? Aynen öyle. Her aslında sevgiyle değil de güvenle başlar. Güven duyduğunuz, bak eğer devletinize güvenirseniz ülkenizi seversiniz. Eğer öğretmeninize güvenirseniz okulunuzu seversiniz. Güven size çok önemlidir kişinin hayat bakışında. Güven sevgiyi de getirir. Tabii, sevgi sadece annelere babalara özgüdür. Biz çocuklarımızı karşılıksız severiz. Hatalarına rağmen severiz değil mi? O bize genetik yolla, biyolojik yolla aktarılan bir şeydir. Onun bir tanımlaması da yoktur değil mi? Çocuğunuzu karşılıksız seversiniz. Ama bireylere baktığınızda güven çok önemlidir. İlişkilerde de çok önemlidir değil mi? Karı koca ilişkilerinde. Kesinlikle. Bir insana güvendiğiniz zaman sevgininiz katlanarak gider. Biz işte seviyoruz diye bir adama almayız. Ya da seviyoruz diye birini aldığımızda onun da ileride bir takım sorunları çıkar. Güven olmayınca o sevgi de kalmaz. Onun için güven çok önemlidir. Güven de nasıl kazanılır? İşte siz doğru insansanız, doğru etik değerlere önem veriyorsanız, adaletin yani ülkenin kültürel yapısı etik değerlere ve adalet sisteminde doğru oturuyorsa güvenirsiniz. Kişiye karşı güvenirsiniz. Nedir o? Size yalan söylemiyorsa, sizi aldatmıyorsa, değil mi? Evet. Arkadaş ilişkilerinde de böyledir. Arkadaşınıza her koşulda sizin yanınızdaysa, art niyeti yoksa, güven sizin yanınızda bulunuyorsa güvenirsiniz. Sevginiz de arkasından gelir. Onun için biz çocuklarımıza öncelikle kendilerinin güvenilir bir insan olması lazım. Yeni neslinin değil mi? Güvenilir bir insan olması lazım ki ileride o yapacağı inşaat mühendisi ise ya da mimarsa o hatalara ekonomik olarak ya da çok para kazanacağım diye suçlara girmemesi gerekiyor. Önce bireye güvenli birey olmasını öğretmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yine söylüyorum. Söylediklerinizin her kelimesine
arkamda ben de imza atarım. Hı hı. Şimdi böyle her şeyin temeli aslında bir nevi sevginin de eğitimin de ailenin de aileden bahseder aileden başlıyor demişken sizin küçük bir demecinize değineceğim. Oyun dışında mı 100 yılın şampiyonuna mı siz karar verin. Ailede takım olabilmek için stratejilerimiz sizce ne olmalı? Aile içinde takım mıyız yoksa dışarıdan izleyici mi veya sizin bir takım arkadaşınız olan sosyal medya ile yılın en iyi takımı mısınız? Gelin 21. yüzyılın stratejilerini konuşalım. Evet. Diye böyle de bir çalıştığınız daha küçük. Unutmuştum ben de, hatta ben mi yazdım bunu diye de şey yapıyorum ama evet ben yazdım. Aile bir takım. Takımın gerekliliklerini yerine getirmek lazım. Yani bir takımda ne var? Lider var. Evet. Bir lider de kimdir burada? Anne babalardır. Değil mi? O liderin takımlarını yerine getirmek için bir kurallar koymalı. O kuralları koyarken de takımdaki bireylerin de söz hakkı olması gerekiyor, değil mi? Evet. Siz ailenizde bir kural koyacaksanız çocuğunuzla birlikte o kuralları koymanız ve o kurallarda tıpkı çocuklarınıza ceza ve ödül verirken o kuralları yerine getirmediğiniz zaman sizin de cezalarınızın ve ödüllerinizin olması gerekiyor. Yani çocuğunuza derseniz her gün saat 6'da biz öğlen yemeği yiyeceğiz, bu evimizin kuralıdır. Sen burada olacaksın, dışarıda oyun oynayamazsın dediğiniz zaman siz de 6'da orada sofrada olmanız gerekiyor. Ne işiniz varsa ya da gelmeyecekseniz o çocuğa bir şekilde anlatmanız geliyor. Niçin gelmediniz? Takım olmak böyle bir şey. Yani anne babayız. Anne babanın tabii ki bir liderdir ama çocuklarımıza da birey olmayı, birey olurken de takımın ahenkli çalışabilmesi için, aynı senfoniden güzel çıkabilmesi için ritminin, onu liderin görevidir. Yani anne babanın görevidir. Eğer çocukta herhangi bir ritim kaçıyorsa, yani yanlışlıklar yapıyorsa, lütfen lider otursun, yani anne baba nerede biz yanlış yaptık, evet, diye kendini sorgulasın, çocuğu değil. Çünkü biz önce kendi baktığımızda çocuklarımızı yetiştirirken ben nerede hata yaptım da bu yönde çocuk yanlışlar yapıyor, mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Çünkü çocuklar davranışlarında biz ne yapıyorsak taklit ediyorlar. Hatta ben seminerlerine onlara örnek vererek somut bir şekilde gösteriyorum. Ondan sonra anlıyor aileler. Diyor ki doğru. Siz istediğiniz kadar çocuğunuza gel ders çalış, oturup ders çalışmalısın deyip o çocuğu zorla odaya, ya da sen hiç kitap okumuyorsun. Hiç ben senin roman okuduğuna, bizim zamanımızda romanlar okunuyor demek yerine herkesin belli saatte, onun çocuğun ders saati ise, anne o sosyal medyadan telefonunu bırakıp ya da baban maçını ne kadar bırakıp oturup gazete okuyordur, ben merak ediyorum. Ya da kaç kişi soruyorum seminerde, 500 kişilik yaptığımız anne baba seminerlerine, diyorum ki bu salonda kaç kişinin cesareti var ki eve geldiğimizde televizyonu kapatsın? Yok. Anne dizi izliyor, baba maç izliyor, çocuk odasında laptopunu açmış ya da telefonunu açmış, bilmiyoruz hangi sitelerine girdiğini. Evimize geldiğimiz zaman cesaretimiz olacak, o televizyonu kapatacağız. Bugün günümüzün nasıl geçtiğini birey olarak takım lideri söyleyecek. Sonra çocuklarına soracak. Onu da söylüyorum hep. Diyorum ki aileler geliyor ki bize, diyor ki çocuğumu alıyorum okuldan, koyuyorum arabaya. Soruyorum kendisine ne yemek yedin bugün? Bugün sınavın nasıl geçti? Hiç konuşmuyor. Ben de diyorum ki ben size bir soru sorayım. Siz gidiyorsunuz İngiltere'ye vize alıyorsunuz. Size adınızı soruyor, kaç gün kalacak. Siz bile bunu alıyorsunuz. Diyorsunuz alt tarafı bir vize alacağım. Evet. Çocuğu vize alırmışın gibi, immigration ofisteymişin gibi durmadan sorguluyorsun. O çocuk zaten bulanıyor. Her ergene soru sormak bunaltır. Hiç cevap verin. Bundan girer oradan çıkar. Önce siz konuşun. Gününüzü anlatın. O sana gelecektir, o da anlatacaktır. Bak annem anlatıyor, babam anlatıyor. Burada da babalara çok görev düşer. Bir çocuğun başarısı, özellikle kız çocuğunun başarısı,
babanın yaklaşımlarıyladır. Doğru. Evet. Baba ne kadar bir kız çocuğuna iyi yaklaşırsa, ne kadar ilgilenirse çok iyi, hem dersleri çok iyi olur, hem de hayattaki bakış açısı çok iyi olur, mutlu olur. Onun için babalar da sadece anneler değil, babalara da çok büyük görevler düşmektedir. Ben Enver Bey'i Selin'le ilgili yazdığı yazıları hep gözyaşları içinde, evet, boğularak yazıyorum. Ne kadar güzel bir baba. Ne kadar çocuğu, işte bir babanın çocuğuna yaklaşımıyla ilgili o Selin'imizin hem sporda yaklaşımı, hem derslerinde başta yaklaşımı, hem insanlara olan yaklaşımı onun için babalar da çocuklarıyla çok iyi zaman geçirmeli, birlikte olmalı diyoruz. Peki Sibel Hanım, iyi bir birey olabilmek için, iyi bir ebeveyn olabilmek için ya da iyi bir nasıl desem, iyi bir iletişimci olmak için böyle danışanlarınıza temel bir kural söyleyebilir misiniz, bize de bir tavsiye olsun? İyi insanı biz şöyle diyoruz. İlk sorduğumuz, mesela bana da sorar. Derim ki nasıl bir psikolojik danışman olmak istiyorsunuz? İlk söyledikleri şey iyi bir psikolojik danışman. Bizim bireye sorduğumuz soru şudur. İyi derken herkesin iyi kavramı farklıdır. Evet. Değil mi? İyi bir psikolojik danışman derken acaba çok para kazanan iyi bir psikolojik danışmanı mı kastediyor bana? Evet. Çok danışanları olan bir danışmanından mı söz ediyor? Siz bu iyiliği nasıl kavramsallaştırdığınız çok önemlidir. İyi derken öncelikle siz kendinize bu soruyu sormanız lazım. Diyoruz ki iyi derken neyi kastediyorsun? İyilik İnsanın içinde var olan bir süreçtir ve onu nasıl kavramsallaştırmalıdır. Ben iyi bir çocuk yetiştirmek derken biraz önce iyi bir iletişim mi iyi olan, ama iletişimi iyi olan derken her söze söz değil, iyi bir dinleyici bence iyi bir iletişimcidir diyorum. Orada belki iyi empati becerisi iyi gelişmiş. İyi bir iletişimci diyorum. Yani söylediğini anlayabilen ve anladığını kendisine, sempatiden kastetmiyoruz. Karşısındaki insanın hangi durumda olduğunu iyice anlayıp ona geri bildiren insan iyi bir empati sahibi olmuş olur ve iletir. Bunları iyi kavrayan insanlar iyi iletişimcidir. Yani çok konuşan değil ya da her konuda söz hakkı olan değil ya da kendileri öneriler veren değil. Önce bunları iyi bilmek lazım. İyi derken iyi bir dinleyici, iyi bir anne çocuğunu iyi anlayan, yani iyi dinleyen, gözlemleyen bence iyi bir annedir. Ve hep şunu söylerim, vazgeçin derim o psikologlara gelirim. En iyi psikolog bir annedir. Çünkü çocuğun zaaflarını, düşüncelerini, yapabilirliğini bilen bir annedir. Hem bunu kabul edecek, saygı duyacak, hem de onları zaman zaman yönlendirecek, ama iyi dinleyecek. İyi bir dinleyici, iyi bir anne çocuğunu çok iyi dinlemesi gerekiyor. Ona da söz hakkı vermesi gerekiyor. Biz bunların içinde boğuluyor, şunu yap, bunu yap. Çünkü bizim endişelerimiz var geçmişle ilgili, kendimizle ilgili. Çok iyi biliyoruz, tecrübeliyiz. Onun için o tecrübelerimizi çocuklarımıza yapmak istiyoruz. Onlarla birlikte zaman geçiren iyi bir annedir. Yani bulaşık yıkarken arkası dönük çocuğuna cevap veren değil. Bizzat oturup doğadan, birlikte zaman geçiren doğarla, hayvanlarla, değil mi? Merhametli çocuklar, evet, yetiştiren anneler iyi annedir. Bu deprem karşısında ya da sosyoekonomik gücü düşüktür, iyi bir eğitim kurumunda değil, o çocuklarına da kendi bünyelerinde harçlıklarını biriktirerek yardım eden, değil mi, merhametli çocuklar, evet, ya da hayvanlara, doğaya duyarlı çocuklar yetiştirmek iyi bir anneliktir. Öyle mühendis olmak, avukat olmak, başarılı çocuklardan kastetmiyoruz. Eğer merhametli, sorumluluk duygusu alabilen, çocuğunuzu küçük yaşta aman zarar görmesin,
deyip oturtan, her şeyi önüne koyan, bilgisayarı küçücük yaşta eline veren çocuklar değil. Sorumluluk, sofrayı kurarken bile o çocuktan, 3 yaşındaki çocuktan yardım almak. Değil mi? Sorumluluk vermek. Evet. Odasını toplayan çocuklar yetiştirmek. Bence iyi çocuk yetiştirmek, sorumluluk alan, karşısındakini saygı duyan. Aslında o çocuğu yok saymak ya da bir çocuk diye kenara atmak yerine onun bir birey olduğunu ona o yaşta hissettirmek gerekiyor. Hissettirmek gerekiyor ama bunları yaparken da iyi çocuklar yetiştiren derken biraz önce saydığım kriterlere de önem vermek gerekiyor. Çocuklarımızı dinleyeceğiz, sorumluluk vereceğiz. Küçücük yaşta sorumluluk vermezseniz ileride yaşayacağı hiç bilmediği bir insanla sorumluluk almaktan, çocuk doğurmaktan korkacaktır. Şimdi yeni nesil korkuyor, evlenmekten korkuyor, çocuk sahibi olmaktan korkuyor. Çünkü küçücük yaşta sorumluluk vermedik. Sorumluluk vereceğiz çocuklarımıza ve onları çatışacağız. Çatışmak şöyle değil, eşimizle de çatışacağız, fikirlerimiz olmayacak ama biz bunu şiddetli, yani vurmak, itmek değil, çocuklarımızla da çatışacağız, kendi doğrularımızı birlikte bulacağız aile içerisinde, çocuktur o bilmez değil. Bakın teknoloji bizden çok daha iyi kullanıyorlar. Evet, onlara da kesinlikle önem vermek lazım. Zaman zaman biz gençlerden yardım alıyoruz bu teknoloji bakımından. Duyarlı çocuklar yetiştirmek çok önemli bu zamanda 21. yüzyılda. Çünkü bakıyoruz doğaya. Kirlilik çok fazlandı. Demek ki duyarsız bir nesil var, değil mi? Çöpünü yediği zaman kağıdını yere atan. Meslek sahibi çok alternatifleri var. Bunları küçücük yaşta, biraz önce çok güzel bir soru sordunuz. Dediniz ki sınava girecekler. Bunları küçük yaştan konuşmak, küçük yaşta yönlendirmek çok önemlidir ki son gün son saate bu işler olmuyor. Tamam, alternatifleri çok. Özel okullar var. Ama hatta harçlıklarımızı bile verirken çocuklarımızı, ekonomiyi bile o küçücük yaşta öneririz. Benim verebileceğim harçlık bu kadar. Bunu şu kantinden şunları alırsan bugün sana yetebilir. Bütçemizde de bunları küçüktür diye, ilkokulda diye ya çok fazla para vermek ya da hiç vermemek ya da bunu neden vermediğinizi açıklamamak doğru değil. Bunları konuşarak, anlatarak. Çocuklar sizden çok daha iyi anlayacağınızı söyleyebiliriz. Çünkü bizim nesil, hep bizim annelerimiz, biz çok mutlu çocuklar yetiştik bizim nesil. Çünkü bizim yokluğu gördük ama bu yokluğun sebebini, ne dediğini açıklayan bir nesil vardı bize. Çünkü annelerimiz, babalarımız daha çok bizimle ilgileniyordu. Biz okuyacağız diye daha çok az ilgileniyordu. Bunun da sebebi nedir? Daha iyi çalışarak, daha iyi çocuklarımıza bir imkan bırakacağız diyoruz. Ama ne yapıyoruz? Onlarla zaman geçirmek zorlaşıyor. Baktığımızda 5'e kadar çocuklar okulda, bizler 5'e kadar ders, sizler hepimiz yeni nesil. Bakıyoruz, çalışıyoruz, eve geliyoruz, ancak çabuk işi yapacağız, yemeği hazırlayacağız. Ondan sonra zaman kalmıyor. Çocuklar uykuya gidecek. Zaman ayırmak çok önemli. Hem eşimize de çok önemli. Sadece bize çocuklara, bizler hayat şeyde başlamıyor Dilan Hanım. Bizim Kıbrıslılar yuvayı dişi kuş yapmıyor bizde. Bizde çocuklar yapıyor diyoruz ama eşimize de zaman ayırmak çok önemli. Çocuklarımıza zaman ayıracağız diye eşimizi unutuyoruz. Ama biliyoruz ki o çocukları dünyaya getiren bizleriz, eşleriz. Eşimize de zaman ayıracağız birlikte. Ve bizler birlikte zaman ayırdığımız zaman, kurallarımızı koyduğun zaman, inanın ki bu süreci bir program halinde gittiği zaman çok daha iyi olacağını düşünüyoruz yeni neslin. Çünkü yeni nesil çok donanımlı. Yeni nesille ben inanılmaz güveniyorum. Bakın çocuklarımızı ben bilmiyorum. Ben sadece ailelerini tanıyordum. Ne kadar güzel çocuklar yetiştirmişler. Ne kadar ben onlarla iftihar ediyorum. İnanılmaz bir çocuklarını sosyal medyadan öğrendiğimde
Onun için yeni nesil çok güzel yetişiyor. Onu yeni nesile de biz gençler daha zaman ayırarak, daha birlikte zaman geçirerek gelecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok daha ileride, yeni nesille birlikte çok daha ileride olabileceğine inananlardanım. Çünkü eğitimimize de çok önem veriyoruz. Bugün meslek sahibi olabilmek için çaba harcıyoruz. Hem anneler hem çocuklar da bilinçlenmiş. Biraz daha sosyal medyadan onları almak gerekiyor. Çünkü sosyal medyada oldukları zaman dil de kaçıyor. Şeyleri bile kısaltmışlar, konuşma şekillerini. Onun için onlara tekrardan yapılandırmalı ve gelecek nesile daha mutlu bireyler yetiştirmeli diyoruz. Peki Sibel Hanım, sizin bir hayat mottonuz var mı? Sizi motive eden? Tabii ki. Ben hep şeylerde de söylerim. Ben üç şeye çok önem veririm. İnanç, güven ve umut. Bunun içinde hep sonunda şunu anlatırım seminerlerimizde. Bir gün derim, bir ülkede yağmur yağmıyormuş. Ve bu yağmur yağmadığı için yörenin halkı yağmur duasına çıkmışlar. Ama içlerinden sadece ve sadece birinin elinde şemsiye varmış. Bu bir inançtır. Babalar çocuklarını havalara atarlar. Çocuklar mutluluktan çığlıklar atarlar, gülerler. Asla ve asla yere düşeceklerini tahmin bile edemezler. Bu babalarına olan güvenidir. Bizler hepimiz gece yatağa yatırız ve yarınlar için hayaller kurarız. Bizler yarın kalkıp kalkamayacağımızı bilmeyiz. Ama bunlar bizim gelecek için hep umutlarımızdır. Sizler de yaptığınız işe inanacaksınız, bulunduğunuz ortama güveneceksiniz ve yarınlarınız için hep hayalleriniz olacak. Eğer bu üç felsefeyi kendinizi inandırırsanız ve güçlendirirseniz hayatta yapamayacağınız şeyler yoktur. Ve bazen gençler kendi aileleriniz umutsuzluğa kapıldığı zaman gençlere güvenmek, onlardan umut etmek ve yarınlar için güzel günlerin olacağına güvenmek sanıyorum ki en büyük anahtarımızdır diyoruz. Onun için ben gelecek nesilden her zaman inandım, güvendim ve onlar için, gelecek için hayallerim hiçbir zaman tükenmedi. Ben buralara geldiysem, profesör olduysam hep inandığım içindir, güvendiğim içindir. Onun için hayal ettiğim içindir. Ve bu hayallerimi de beni izlediğini bildiğim için ailemi bana hep bunu empoze ettiler, bana güvendiler. Ve beni olduğu gibi kabul ettiler ve yön verdiler. Hayallerimin gerçek olabilmesi için zemini, yolumu açtılar. Onun için çocuklarımıza güvenelim diyoruz. Peki Sibel Hanım, bize ayrılan sürenin sonuna da gelmişken son olarak neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir program oldu. Neden? Çok güzel sorular sordunuz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Biz yeni nesil daha mutlu olabilmesi için lütfen onlara sorumluluk verelim. Önlerini açalım. Ben inanıyorum ki bu ülke çok travmalardan geçti. 58'ler, 63'ler, 74'ler, birçok travmalardan ve en son 2023 yılında çok büyük bir travma yaşadık. Kesinlikle. İnanılmaz, ama biz birbirimize sarılarak, birbirimize dayanışma içerisinde olarak yaralarımız sarılacak. Asla kaybolmayacak, köşesinde bir yerde duracak, ama biz yolumuza devam edeceğiz. Ve ailelerimiz bize destek olacak. Travma yaşayan o çok değerli, çok kıymetli ailelerimiz bize yön verip yine yolumuzu bulup devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sibel Hanım açıklamanız için. İnanın ben de çok keyif aldım. Umarım bizi izleyenler de keyif alıp kendilerine tavsiyeler çıkarmıştır diyorum.
Evet değerli izleyenler, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Kıbrıs TV ekranlarından Günün Özü programında aile danışmanı, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sibel Dinçürek'le birlikteydik. Yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.